Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ekonomiyi değerlendirebilmem için bir ekonomi olması lazım. Ben ekonomiyi ortada göremiyorum maalesef. Yani mesela örneğin ben asgari ücret alıyorum ve asgari ücretle yani bir ayı geçirebilmek için artık yani annemden destek alıyorum. Ki annem de çalışıyor. Yine aynı o da asgari ücret alıyor. Asgari ücret de asgari ücretten destek alıyor. Yani ki hani birinin maaşı evde yüksek olsa, hani bir şey olsa hani yine bir şekilde idare edebilirsin. Bugün bir fatura geliyor. Sanki böyle o faturayı çıkaran adam random atmış. Yani bildiği sayılarla random atmış, dalgasını geçmiş gitmiş. Yani öyle bir fatura geliyor. Ama yine mesela su olsun, doğalgaz olsun. Yani hadi bunları geçtim. Yani artık yiyecek bir şey alabilmemiz için bile hani zorlanıyoruz. Gidiyoruz bakıyoruz fiyatı çok çok yüksek. Diyoruz ki hani ucuz indirime girsin gelir alırız. Ama indirime de girmiyor. Aksine indirim yerine biz zam altında güncelleme yiyoruz. Yani her sabah uyandığımızda bir şeye mutlaka zam geliyor. Sizce peki ne kadar olmalı bu mevcut fiyatlarda asgari ücretin yetmesi için? Yani asgari ücretin yetmesi için bir kere elektrik, su, doğalgaz bunlar bir kere bir halkın en önemli ihtiyaçları. Sen bunları halkın gelir düzeyine göre hesaplayıp ona göre bir hani zam yapabilirsin veya indirim de yapabilirsin. Ki en azından halk aldığı parayı desin ki ya şunu şuna harcayayım, geri kalanı da işte yeme olsun, içme olsun onu harcayayım diyebilsin. Ama yok. Son zamanlarda bir KDV indirimi yapıldı. Siz faydasını... Ya KDV indirimi adı altında aslında halka çok güzel geçirdiler. Yani KDV indirimi yoktu ki. Yani gidiyorsun indirim dedikleri şey de 1 liraya 2 liraymış ha, fazla değil. Hani şöyle bir 10-15 lira ise derim ki ha tamam yapmış, alkışlarım, desteklerim derim. Hani bu ülkede de güzel şeyler oluyor. Hani illa her şekilde ülkeyi kötüleyecek değiliz. Vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Ama bu fiyatlarla da insan bir diyor ki ya ben neredeyim, nerede yaşıyorum? Bu ne lükslük? Yani hani eskiden mesela yumurta mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Annem küçükken bakkala giderdi. Hani 5 tane yumurtaya 2 lira verdiği zaman da oluyordu. Ama şimdi 5 tane yumurtaya gidip 30-35 lira para veriyorsun. Onun altılısına. Hani ne oluyor? Yani hani neden böyle? Ya tamam hani bunu sunan fabrikanın sahibine de hak veriyorum. Çünkü o da ne yapıyor? Oradan gelen gelirle kendi bünyesi altında çalıştırdığı adamların maaşını ödemek zorunda. Ama yani bunun devletin bir çözüm bulması lazım. Yani ya asgari ücrete ek bir zam daha yapacak. Hani nasıl ki 6 ayın sonunda belirli şeylere zam geliyorsa asgari ücrete de 6 ayın sonunda bir ek zam daha gelirse halk belki o zaman belini doğrultabilir. Yani bunun dışında belini doğrultabileceği bir seçenek yok. Şu an mesela 4000 lira 4253 asgari ücret. Şimdi bizim eve ödediğimiz kira 1500. Gitti 1500. Fatura 1200 lira fatura. Geriye ne kaldı? Ne kaldı? Ben yemeğe mi harcayayım yoksa ben her gün işe buradan Ümraniye'ye gidiyorum. Yola mı harcayayım? Yoksa ihtiyaçlarımı mı alayım? Bitti. Ne yapıyorum? Anne diyorum sen bana destek çıkar mısın? Annem de diyor ki kızım diyor ben bir yere kadar sana destek çıkabilirim. Yani o da diyor ki hani bundan daha yüksek bir işe de girmeye bak. Veya kendini ona göre geliştir. Yani bugün kalkıp KPSS'ye girsem, devlet memuru olmak istesem bir kere benim torpilim olmadığı için beni almayacak. Direkt torpili olan mülakatta onu öne hani mülakatlara geçiş aşamasında kendi adamlarına şans tanıyacak. Ben ne olacağım? Yine aç karnımla soğuk duvara yaslayıp kendimi uyuyacağım. Yani aslında bunun içinde belirli işte böyle isyanların da olmasına gerek yok. Veya halkın işte şey yapmasına da gerek yok. Sadece halkın gerçekten yani içine girip tek tek sorması lazım. Sen geçinebiliyor musun? Ama tabii bunu da yapmayacağı için yani milyon dolarlık sarayında çayını içip
işte kendi gençlik kollarından getirdiği insanlara sorduğu sorularla kendini avutacak. Bu onun yaptığı bu. Biz ne ona bunu anlatabiliriz ne de bir başkasına. Yani mesela dikkatimi çeken şey şu. Halkın hak yani ülkede bir ana muhalefet partisi var. Yani var. Sadece var. Yani muhalefet dediğin halkın tabanında neler olduğunu görür. Ona göre iktidar olan bir partiye neler yapabileceği hakkında fikrini daha düzgün bir dille anlatabilir. Ya ben mesela şeylerine bakıyorum. Hani halk üzerinden konuşmuyorlar. Sen, ben, o, biz. Sen şunu dedin, sen bunu dedin. Ya bir kere siyasi olarak bu üslubunuzu değiştirin. Siyasi üslubunu değiştir. Ya in, beraber gidin halka sorun. Senden benim şikayetim ne, benim senden şikayetim ne? Halk senden ne istiyor, benden ne istiyor? Halk neyin doğru olduğunu görüyor, sen de neyin doğru olduğunu görüyor. Bir kendinize oturup bir yüzleşin, halkla yüzleşin. Yani çıkıp işte televizyonda hadi gel karşı karşıya gelelim demekle olmuyor. Çık halkın ortasında er meydanı yap, halk gelsin sana ekonomiyle ilgili sorular sorsun veya şey yapsın. Çık de ki halk bana işte neden geçinemiyorum adı altında sorular sorsun. Yok, nazara bile yapamıyorlar kendi aralarında. Niye? Çünkü olayı kişisele bağlamışlar. Devlet adına bağlamamışlar. Devlet adına bağlasalardı eminim ki bu ülke bu kadar şey olmazdı. Çünkü insanlar arasında da bir bölücülük oluşuyor. İşte sen sağcısın, sen solcusun, sen Kürtsün, sen Türksün, sen Laz'sın, sen Çerkes'sin. Bu yaptıkları üslup da aslında halkı ikiye ayırma noktasına geliyor. Halk arasında bölücülük oluşturuyor. Ama halbuki bilmiyor ki ya bu halk benim halkım. Bu devletin içerisinde yer alıyorlar. Ben bunların ihtiyaçlarını gidereyim. Ondan sonra bakayım diğer ülkelerde ne eksik. Yani bunların neye özeniyor? Neyi böyle gözü kalıyor diyeyim. Ama yok. Yani bugün izliyorum. Adam direkt diyor ki telefonunu çıkar. Tamam, telefonumu çıkardım. Baktın. Peki ben bu telefonu nasıl aldım? Asgari ücretimde ayda belirli bir para vererek aldım. O da hani bir şeyden kısayım. Yani hani bu ay bunu almayayım, şunu almayayım diyerek. Fedakarlık da bunlar. Yani tabii ki fedakarlık bu. Ki asıl fedakarlığı bulunması gereken ben değildim. Devletin biraz daha fedakarlık bulunması lazımdı ki diyeceğim noktada aklıma şu geliyor. Halka IBAN atarak işte depremde olsun, selde olsun para istemesi geliyor. Yardımlardaki. Aynen öyle. Yani biz devlete yardım ediyoruz. Devlet bize yardım edeceğine biz devlete yardım ediyoruz. Allah sonumuzu hayırlı etsin. İnşallah güzel güneşli günlerde olacaktır. Ben buna inanıyorum. Umarım senli, benli veya bizli değil de yani senli, benli değil de biz olup yani hükümetiyle, ana muhalefetiyle bir olup umarım bu krizin aşamasında olan geçinemeyen insanların bir sesi olur. Ve herkes de hak ettiği değeri görmüş olur. Herkes de hak ettiği maaşı almış olur. Umarım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Günler kolay gelsin. İyi günler size de.